Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu perfect, perfect zaman. Şimdi perfect kelimesine baktığımızda arkadaşlar, perfect mükemmel, kusursuz anlamına geliyor. Eminim ki kusursuz ve mükemmel bir şekilde perfect zamanı öğreneceğiz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, perfect zamana baktığımızda Almanca'daki bu geçmiş zaman yapısı güzel Türkçemizde değili geçmiş zamanı anlamına geliyor. Yani ona denk düşmüş oluyor. Söz gelimi ne olabilir? Okuyorum, okudum deriz ya güzel Türkçe'de. Ne yapıyoruz burada? Değili geçmiş zamanı kullanıyoruz. Almanca'da da bunun karşılığı neymiş? Perfect zamanmış. Şimdi Almanca'da perfect zamanı kurarken cümle içerisinde arkadaşlar, bunun bir de yardımcı fiili var. Öncelikle yardımcı fiili bir inceleyelim, ona bir bakalım. Ardından cümle içerisinde nasıl kurulduğunu bir inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar, haben yardımcı fiiline bir bakalım. Nasıl çekimlendiğini bir inceleyelim. Onun ardından cümle içerisinde kuralım. Haben sahip olmak anlamına gelir arkadaşlar. Ancak burada dediğim gibi yardımcı fiil kapsamında, ne demek istediğimizi zaten cümle içerisinde anlayacağız. Çekimlerken arkadaşlar ich habe şeklinde çekimleniyor. Yani ben sahibim diyecek olursam ich habe demem gerekiyor. Du için arkadaşlar du hast dememiz gerekiyor. Demek ki ich habe, du içinde ne oluyormuş arkadaşlar? Hast şeklinde çekimleniyormuş. Üçüncü tekilde arkadaşlar er, sie, es yapılarını görüyoruz. Er neydi arkadaşlar? Der artikeli ya da bir erkekten bahsederken ne yapıyorduk? Er demiş oluyorduk. Bir diğeri neydi? Sie. Burada die artikelli bir şeyi kastederken sie şeklinde kullanıyorduk. Ya da bir kadın kastediliyorsa ne oluyordu? Sie şeklinde ifade ediliyordu. Bir de üçüncü tekilde ne varmış arkadaşlar? Es. Es'te ise arkadaşlar das artikelli bir cisim olabilir, değil mi? Burada demek ki es şeklinde ifade edilmiş oluyor. Demek ki eğer sie es için ne oluyormuş? Hat şeklinde haben çekimlenmiş oluyor. Demek ki er hat, sie hat ya da es hat dememiz gerekiyormuş. Peki birinci çoğul via ne oluyormuş via'da? Haben şeklinde kalması gerekiyormuş, değil mi? Yani mastar halde kalması gerekiyormuş. İkinci çoğula baktığımızda ikinci çoğul neydi arkadaşlar? İya. Peki ikinci çoğul ne demekti? Sizler. Söz gelimi benim karşımda bir grup insan varsa ben size ne diyorum? Sizler dediğimde, değil mi? İya demiş oluyorum. Dolayısıyla İya habt şeklinde ifade edilmesi gerekiyormuş. Demek ki via için, yani birinci çoğulda via haben, ikinci çoğuldaysa ihr habt denilmesi gerekiyormuş. Peki üçüncü çoğula baktığımızda sie, fark ettiyseniz arkadaşlar tahtada, değil mi, bu çekimlemede 3 tane sie var. Birisi neydi az önceki sie, yani er sie es'teki sie, üçüncü tekil diyorduk, demiştik az önce. Bu neydi? Üçüncü tekilde hat şeklinde ifade ediliyordu. Sie, eğer baş harf sie büyük başladıysa şayet, bu nezaket anlamına geliyor. Yani nezakette kasıt ne olabilir? Yeni tanıştığım birisi olabileceği gibi, değil mi? Rütbece benden büyük birisi, benim amirim, müdürüm, değil mi? Ya da yeni tanıştığım birisi, hocam olabilir. Ne oluyormuş demek ki? Z şeklinde ifade ediliyormuş. Ya da üçüncü çoğul Z ne oluyormuş? Haben şeklinde ifade ediliyormuş arkadaşlar. Şimdi eminim ki kafanızda şöyle bir soru olabilir. Hangi Z'yi kastediyoruz acaba? Söz gelimi bir cümleyi kurarken Z haben denildiğinde. Burada da arkadaşlar bir önceki cümleye bakmamız gerekiyor. Ya da konuşma esnasında zaten bu vücut diliyle, ses tonuyla ya da işte az önceki söylemiş olduğumuz bir önceki cümleden neyi kastettiğimiz, hangi özneyi kastettiğimiz zaten anlaşılıyor olacaktır. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım arkadaşlar. Demek ki ben sahibim diyecek olursak ne oluyormuş?
ich habe demem gerekiyormuş. Sen sahipsin, senin işte falanca bir şeyin var diyecek olursam ne diyormuşum? Du hast diyormuşum. Erkeklerde er hat, onun var diyorum. Sie hat, yani burada bir kadın kastediliyor olabilir değil mi? Sie hat diyoruz. Is değil mi? Is hat. Tabi burada is'ten kasıt ne olabilir? Örnek verecek olursak das baby, bebek değil mi? Is hat diyebiliriz. Wir haben, bizler sahibiz bir şey bir şeylere şeklinde. Wir haben şeklinde ifade ediliyor. İkinci çoğuldaysa sizlerin var diyecek olursak ihr habt denilmesi gerekiyor. Nezaket formu sie'de, sie haben ya da onların var derken gene ne oluyormuş? Sie haben denilmesi gerekiyormuş. Dilerseniz bunları bir doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ardından arkadaşlar örneklere bir bakalım. Lütfen tekrarlayalım. Ich habe. Ich habe. Du hast. Du hast. Er hat. Er hat. Sie hat. Sie hat. Es hat. Es hat. Wir haben. Wir haben. Ihr habt. Ihr habt. Sie haben. Sie haben. Şimdi de arkadaşlar burada örneklerle bu durumu bir anlatmaya çalışalım. Lernen fiiline baktığımızda arkadaşlar, lernen öğrenmek demek. Ben bunu geçmiş zamana taşıdığımda, yani dili geçmiş zaman, diğer ismiyle perfect, öyle değil mi? Perfect zamana taşıdığımda ne yapıyorum? Çok minik bir dokunuşla geçmiş zaman yapacağım. Bakın, lernen'deki bu mastar haldeki öğrenmek, lernen fiilindeki e-n'yi atıyorum. Ve bunun yerine t'yi getiriyorum arkadaşlar. Başına da g getiriyorum. Bu kadar kolay. Demek ki lernen geçmiş zamanda gelernt şeklinde, yani perfect zamanda gelernt şeklinde karşımıza çıkıyormuş. Örnek cümlemize bakalım arkadaşlar. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. Bakın bu geniş zamanda ya da şimdiki zaman içinde kullanılıyor arkadaşlar. Almanca'da şimdiki zaman ve geniş zaman aynı şekilde ele alınıyor. Ich lerne Deutsch, yani ben Almanca öğreniyorum ya da ben Almanca öğrenirim. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Demek ki ich lerne Deutsch şeklinde. Deutsch neydi? Almanca demekti. Bazı kitaplarda arkadaşlar Deutsch, yani bu lisanların, dillerin baş harf büyük başlayabiliyor. Ancak son yazım kurallarına göre bunun ufak harfle başlaması gerekiyor. Dolayısıyla Almanca sürekli güncellenen bir dil olduğu için arkadaşlar en güncel haliyle takip etmemizi gerektiren bir dil. Diğer dillerde de olduğu gibi. Dolayısıyla en güncel haliyle lisanlar nasıl yazılıyormuş? Ufak harfle yazılıyormuş. Tabi bazı kitaplarda bu büyük harfle başlayabiliyor ama dediğim gibi en güncel haliyle bu şekilde ele alınıyormuş. Demek ki ben Almanca öğreniyorum diyecek olursak ich lerne Deutsch dememiz gerekiyormuş. Şimdi az önce ne yaptık arkadaşlar? Haben fiilini çekimledik. Haben'i işin içerisine katmamız gerekiyor. Neden? Çünkü haben yardımcı fiil arkadaşlar. Haben yardımcı fiili olmadan ben geçmiş zamanı, yani perfect zamanı kuramam. Ne yapacağım şimdi? Ich lerne Deutsch yerine az önce ne dedik? Gelernt olur dedik, öyle değil mi? Bakın ne oluyor şimdi? Gelernt cümlenin sonuna gitmiş ve bakın ne olmuş? Ich habe Deutsch gelernt olmuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar normal kurulumlarda, cümle kurulumlarında? İkinci pozisyona getiriyordum fiilimi. Ancak burada asıl fiilim lernen. Ne olmuş arkadaşlar? Gelernt şeklinde değil mi? Lerne ne olmuş? Gelernt şeklinde perfect hali almış ve cümlenin sonuna gitmiş. Yardımcı fiilimde ne olmuş arkadaşlar? İkinci pozisyona gelmiş. Dolayısıyla ben Almanca öğrendim dediğimde ich habe Deutsch gelernt demem gerekiyormuş. Demek ki ich habe Deutsch gelernt, ben Almanca
öğrendim. Burada bir geçmiş zaman söz konusu. Ich lerne Deutsch ne evrildi arkadaşlar? Ich habe Deutsch gelernt cümlesine. Şimdi buradaki yapıyı anladıysak arkadaşlar bunu du için kullanalım. Sen söz gelimi Türkiş neydi? Güzel Türkçemiz. Dolayısıyla sen Türkçe öğrendin diyecek olursak ne yapıyoruz arkadaşlar? Du bakıyoruz. Du için nasıl çekimleniyormuş? Haben, hast. Dolayısıyla du hast demem gerekiyor. Değil mi? Du hast ve cümlenin sonuna ne gelecek? Gelernt gelecek. Sen Almanca düzeltiyorum. Türkçe değil mi? Güzel Türkçe. Dolayısıyla sen Türkçe öğrendin derken du hast Türkisch gelernt dememiz gerekiyormuş. Değil mi? Tıpkı Türkisch değil mi? Deutsch'te olduğu gibi ne oluyormuş? Ufak harfle başlanması gerekiyormuş değil mi? Çünkü lisanlar, diller bu şekilde ifade ediliyormuş. Sen Türkçe öğrendin derken du hast Türkisch gelernt dememiz gerekiyor. Peki bir erkekten bahsederken o öğrendi derken o derken ne olacak arkadaşlar? Üçüncü tekil olacak. Peki üçüncü tekilde haben nasıl çekimleniyormuş arkadaşlar? Er hat şeklinde değil mi? Dolayısıyla bu ne olacak? Er hat gelernt. O öğrendi. Hangi dili öğrendi? Bakıyoruz. Spanisch. Spanisch neydi arkadaşlar? Bunları diller konusunda ayrıntılı şekilde görmüştük. Neydi Spanisch? İspanyolca. Değil mi? Dolayısıyla o İspanyolca öğrendi derken ne diyeceğiz? Er hat Spanisch gelernt diyeceğiz. Demek ki burada gene kuralımız bozulmuyor. Ne oluyor? Zaten maviyle ifade ettim. Haben ikinci pozisyonda kalıyor. Ve asıl fiilim değil mi? Gelernt fiili ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor. Bu bizim kuralımız arkadaşlar. Mutlaka ne oluyormuş? Yardımcı fiilim haben ikinci pozisyonda kalırken asıl fiilim ne olacakmış? Gelernt bu durumda. Cümlenin sonuna gidecekmiş. Fark ettiyseniz arkadaşlar ben ne yapıyorum? Asıl fiilim gelernt mutlaka cümlenin sonundayken neyi çekimliyorum? Haben'i çekimliyorum. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki wir için biz diyecek olursak biz İngilizce öğrendik. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Wir için nasıl çekimleniyor? Daha doğrusu çekimlenmiyor. Çünkü mastar halde kalıyor. Bu durumda wir haben olacak. Wir haben gelernt. Biz öğrendik. Söz gelimi biz İngilizce öğrendik. Ne diyeceğiz? Wir haben English gelernt. Demek ki biz İngilizce öğrendik değil mi? İngilizceyi öğrendik derken wir haben English gelernt dememiz gerekiyor. Peki ihr neydi arkadaşlar? İkinci çoğul anlamına geliyordu. Az önce de söyledim. Karşımda bir grup insan varsa değil mi? Sizler öğrendiniz derken ne yapıyoruz? Ihr diyoruz. Peki ihr nasıl çekimleniyor? Hemen bakıyoruz. Ihr habt şeklinde değil mi? Çekimleniyor. Dolayısıyla bu şekilde ele alacağız. Ihr habt gelernt. Söz gelimi sizler İtalyanca öğrendiniz diyecek olursak ne diyeceğiz? Ihr habt Italienisch gelernt diyeceğiz. Bakın burada gene ne oluyor? Asla ama asla bunların yerleri değişmiyor. Haben'i ne yapıyormuşum? Çekimliyormuşum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Du hast Türkisch gelernt. Du hast Türkisch gelernt. Er hat Spanisch gelernt. Er hat Spanisch gelernt. Wir haben Englisch gelernt. Wir haben Englisch gelernt. Ihr habt Italienisch gelernt. Ihr habt Italienisch gelernt. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Sıradaki örneğe baktığımızda kochen fiilini görüyoruz. Kochen pişirmek demek arkadaşlar.
Şimdi ne yapıyormuşuz demek ki arkadaşlar? Buradaki ENE'yi yok sayıyorum ve bunun yerine T getiriyorum. Başına da ne getiriyormuşum demek ki? G. Dolayısıyla kochen ne oluyormuş? Gekocht şeklinde karşımıza çıkıyormuş, değil mi? Örnek cümleye baktığımızda meine Freundin kocht Spaghetti. Evet, meine Freundin benim kız arkadaşım, değil mi? Meine Freundin benim kız arkadaşım ne pişiriyor? Spaghetti pişiriyor, değil mi? Ya da geniş zamanda da kullanabiliriz. Kız arkadaşım spagetti pişirir şeklinde de düşünülebilir, değil mi? Meine Freundin kocht Spaghetti cümlesine baktığımızda demek ki buradaki kocht ne olacak? Gekocht'a dönüşmesi lazım. Ondan önce meine Freundin'e bakıyoruz. Özlemimiz meine Freundin bir kadın, değil mi? Dolayısıyla üçüncü tekil söz konusu. Peki üçüncü tekil olduğunda şöyle bir hatırlayalım, ne oluyordu? Ich habe, du hast. Sie, es için ne oluyormuş arkadaşlar? Bakıyoruz, hat oluyor, değil mi? Bu durumda ne olacak? Meine Freundin hat Spaghetti gekocht. Demek ki bakın kural değişmiyor. Ne oluyormuş? Asıl fiilim, değil mi? Ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor ve yardımcı fiilim haben ne oluyor? İkinci pozisyonda kalıyor. Bu durumda kız arkadaşım spagetti pişirdi diyorum. Bakın geçmiş zaman. Perfect diğer ismiyle, değil mi? Dili geçmiş zaman. Ne oluyormuş? Meine Freundin hat Spaghetti gekocht demiş oluyoruz. Bir sonraki örneğe bakalım. Spielen neydi? Spielen oynamak demekti. Ne yapıyormuşum demek ki? Buradaki E'yi yok sayıyorum. T getiriyorum. Başa ne geliyormuş? G geliyormuş. Bu durumda spielen gespielt olarak ele alınıyormuş. Hangi durumda? Perfect durumda. Die Kinder spielen Fußball. Die Kinder çocuklar, değil mi? Çocuklar olunca ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü çoğul söz konusu. Die Kinder spielen Fußball. Peki üçüncü çoğul ne oluyordu? Sie oluyordu, değil mi? Dolayısıyla en alttaki, değil mi? Üçüncü çoğul sie. Ne olacak bu durumda? Haben'le anılacak. Bu durumda die Kinder haben Fußball ne olacak? Spielen, gespielt olduğundan dolayı bunu cümlenin sonuna taşıyacağım. Bu durumda die Kinder haben Fußball gespielt dememiz gerekiyormuş demek ki, değil mi? Haben ikinci pozisyonda ve asıl fiilim ne oluyor? Gespielt cümlenin sonuna gidiyor. Ve son örneğimize bakalım arkadaşlar. Arbeiten. Evet, arbeiten neydi? Almanların çok sevdiği bir eylem. Bizlerin de çok sevdiği bir eylem. Arbeiten çalışmak demekti. Bakın burada çok minik bir dokunuş var. Farklı bir şekilde yorumlanıyor. Arbeiten bakın gearbeitet oluyor. Araya ne girmiş arkadaşlar? E harfi girmiş araya. Çünkü diğer türlü gearbeitet gibi olacaktı. Bu durumda kulağa tırmalayacaktı bu. Ne oluyor? Araya E harfi girmiş ve gearbeitet olmuş. Demek ki ne oluyormuş bu durumda? E araya girmiş oluyor. Demek ki çalıştı şeklinde, değil mi? Perfect karşımıza çıkıyor. Örnek cümlemize bakalım. Ne diyor cümlemiz? Wir arbeiten 8 Stunden. Evet, Stunden saatler anlamında. Stunde çoğulu Stunden olarak karşımıza çıkıyor. Yani ne diyor cümlemiz? Bizler 8 saat çalışıyoruz dediğimizde demek ki wir arbeiten 8 Stunden. Şimdi biz bunu perfekt zamana geçirecek olursak bizler 8 saat çalıştık diyeceğiz. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Yardımcı fiilim wir için ne olacak? Gene mastarda kalacak, değil mi? Yani aynı şekilde çekimlenmiyor. Ne oluyormuş? Wir haben şeklinde anılıyor. Dolayısıyla wir haben 8 Stunden gearbeitet. Biz 8 saat çalıştık demiş oluyoruz. Demek ki buradaki o ufak dokunuşla ne yapmış oluyoruz? E harfini araya getirmiş, değil mi, oluyoruz. Dolayısıyla iki tane sessiz harf olmayacağından dolayı bu durumda ne oluyor? E harfini araya sokmuş, ilave etmiş oluyoruz. Demek ki wir haben 8 Stunden gearbeitet.
8 saat ne oluyormuş? 8 saat çalıştık anlamına geliyormuş. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz perfect zamanın. Ne oluyormuş demek ki? Kochen, gekocht şeklinde değil mi? O şekle bürünüyormuş. G ve T harflerini ne yapıyorum? Araya sokmuş oluyorum. Başa G ve sona T gelmiş oluyor. Örnek cümlemiz ne diyor? Meine Freundin kocht Spaghetti. Kız arkadaşım spagetti pişiriyor. Kız arkadaşım spagetti pişirdi dediğimizde Meine Freundin hat Spaghetti gekocht demiş oluyoruz. Meine Freundin aslında sie. Dolayısıyla sie hat Spaghetti gekocht şeklinde de ele alınabilir. Çünkü burada kimi kastediyorum? Kız arkadaşım o. Bu sebepten hat şeklinde ele alınıyormuş. Spielen neymiş arkadaşlar? Oynamak. Dolayısıyla oynadı derken gespielt şeklinde bürünüyormuş. Die Kinder spielen Fußball denildiğinde çocuklar futbol oynuyorlar. Çocuklar futbol oynadılar derken die Kinder haben Fußball gespielt. Bakın burada da aslında sie var. Sie haben Fußball gespielt. Ancak burada üçüncü çoğuldaki sie var. Yani bu tablonun en altındaki değil mi? Ufak harfle ifade ettiğimiz. Tabi burada arkadaşlar ufak harfle başlıyor. Ancak cümle başında ne olacak bu? Noktadan sonra mutlaka tabii ki ne olacak? Büyük harfle başlaması gerekecek değil mi? Bu durumda die Kinder ya da sie haben Fußball gespielt dememiz gerekiyor. Son örneğimizde de arbeiten yani çalışmak fiilini gördük. Burada da ne oluyor? Gearbeitet şekline bürünüyor. Ne yapıyormuşuz burada? E harfini araya katıyormuşuz değil mi? Bizler 8 saat çalışıyoruz. Bu durumda wir arbeiten 8 Stunden şeklinde ifade ediliyor. Geçmiş zaman perfekte ise biz 8 saat çalıştık derken wir haben 8 Stunden gearbeitet denilmesi gerekiyormuş değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Freundin kocht Spaghetti. Meine Freundin kocht Spaghetti. Meine Freundin hat Spaghetti gekocht. Meine Freundin hat Spaghetti gekocht. Die Kinder spielen Fußball. Die Kinder spielen Fußball. Die Kinder haben Fußball gespielt. Die Kinder haben Fußball gespielt. Wir arbeiten 8 Stunden. Wir arbeiten 8 Stunden. Wir haben 8 Stunden gearbeitet. Wir haben 8 Stunden gearbeitet. Evet arkadaşlar, perfekt zamanı ele almış olduğumuz bu dersimiz sona erdi. Ancak bir sonraki dersimizde bu konuyla devam ediyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.